Merhaba sevgili Eylem Planı takipçileri, Sinema 101'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Sinema 101'in bu haftaki bölümünde 180 derece kuralı ya da aksiyon ekseni olarak bilinen bir konuyu ele alacağız. Sinemanın en temel kurallarından birisi 180 derece kuralı, devamlılıklı kurgunun en önemli parçalarından birisi. Devamlılıklı kurgu, seyircinin dikkatini dağıtmayacak şekilde, tüm odağını filme çekebileceği şekilde kurgu yapmak demektir. 180 derece kuralı, iki nesne arasında çekilen hayali bir çizgidir. Teşekkürler, kendinize iyi bakın. Bu iki nesne karşılıklı konuşan iki kişi de olabileceği gibi iki bina arasında da çekilebilir, iki gezegen arasında da çekilebilir. Biz en temeli olan konuşan iki kişi arasındaki açıya bakalım. İki kişi arasında çektiğimiz çizginin ya sağındaki ya da solundaki 180 derecelik alanda kalmamız gerekiyor. Peki neden? Biz bu çizgiyi çekip herhangi bir yanına geçtiğimiz zaman baktığımız bir karakter ekranın solundayken diğeri de ekranın sağında olacaktır. İşte bu devamlılığı korumak için, yani seyircinin kafasını karıştırmamak için her zaman bu 180 derecelik açıdan bir tarafta durmamız gerekir. Bunu anlamanın en kolay yolu herhangi bir spor müsabakasına bakmak. A takımı her zaman soldan sağa hücum ederken B takımı da her zaman sağdan sola hücum eder. Tribünde oturduğunuzu düşünün, maçı izliyorsunuz, tuttuğunuz takım soldan sağa hücum ediyor. Bir anda gözünüzü kapatıp açıyorsunuz ve takımınız sağdan sola hücum etmeye başlıyor. Diyorsunuz ben uyuya mı kaldım? İşte tam da bu şaşkınlığı ortadan kaldırmak ve odağımızı filmde tutabilmek için devamlılıklı kurguyu kullanırız. Ve aksiyon ekseninde bunun en temel kurallarından birisi. Bugünden sonra dikkat edin. Bu tabii ki sadece konuşan iki kişi arasında kurulan bir eksen değil. Örneğin bu bir ofis ile ev arasında da kurulabilir. Evden çıkıp ofise giden bir kişi ilk planda soldan sağa gidiyorsa ofisine varana kadar her zaman tüm kadrajlarda soldan sağa gitmelidir. Böylece devamlı tek bir yönde gidiş hissiyatı bizde oluşur. Beşiktaş'tan Maslak'a doğru gidiyormuşsunuz gibi düşünün. İstanbullu değilseniz ben böyle metaforu ne eyleyim diyorum ama filmde de aynı devamlılığı devam ettirmemiz gerekiyor. Bu tabii ki gezegenler arası bile olabilir. Örneğin Star Wars'da eğer bir gemi gezegene doğru gidiyorsa ve ilk planda kadrajın sağından soluna doğru hareket etmişse hareket yönü her zaman o yönde olmalıdır. Bir yönde bir planda ters yönde bir hareket görürseniz ne oldu, gemi geri mi gidiyor diye bir his uyanabilir kafanızda. İşte aksiyon ekseni 50. kez söylüyorum. Tam da bu sebeple orada. Tabii ki biliyorsunuz tüm kurallar kırılmak için orada ve aksiyon eksenini de doğru şekilde kırdığımız zaman inanılmaz güzel etkileri olabiliyor. Öncelikle şundan bahsetmek gerekiyor. Kameramız aksiyon eksenine ne kadar yaklaşırsa sahnedeki gerilim o kadar artar. Örneğin It Follows filminde özdeşleşme planlarından bahsetmiştik. Özdeşleşme planı da diyoruz. Filmin başından sonuna kadar Jay göründüğü her sahnede kadrajın tam ortasında ve onun gözünden gördüğümüz sahnelerde de ana korku nesnesi her zaman kadrajın tam ortasında oluyor. Böylece yönetmen filmin başından sonuna kadar bizim bu karakterle özdeşleşmemizi sağlıyor. Bu neydi? Karakterimizi tam karşıdan onun gözlerinin içine bakacak şekilde bir plan çekmekti. İşte burada aslında kameramızı tam olarak aksiyon ekseninin üstüne yerleştirdiğimizden karşıda baktığımız kişiyle direkt olarak özdeşleşmiş oluyoruz. Sahne içinde de kamera aksa ne kadar yakınsa o karakterle o kadar yüz yüze geleceğimizden aksiyon da o kadar yükselir. Yine konuşan, muhabbet eden iki arkadaşımız örneğine gidelim. İki arkadaşınız konuşurken siz yanağınızı dayayıp öyle mi arkadaşınızın muhabbetini izlersiniz? Yoksa geniş bir açıdan ikisini de görebileceğiniz bir yerden mi izlersiniz? Hep gerçek hayata uyarladığınız zaman bu teknikleri nereden geldiklerini anlayabiliyorsunuz. Peki aksiyon eksenini kırmaktan bahsedeceksek ne olabilir? In Treatment dizisinin bir bölümünden. Bu dizinin tüm bölümleri bir terapi odasında geçiyor ve bir terapi seansı düzenleyen doktorun seanslarını izliyoruz. Bu sahnede bir hastamız geliyor ve işte kızıyla ilgili bir sorun yaşadığından, onunla anlaşamadığından bahsediyor ve aslında biraz da bunu reddeder bir pozisyonda. Tüm bölüm boyunca karşılıklı konuşmalarını izliyoruz. Psikologumuz tabii ki daha bölümün en başında sorunu çözmüş durumda. Sadece bunu hastasına keşfettirmeye çalışıyor. Kendi bulsun istiyor hastalığını. Hastalığını değil, sorununu. Ve burada bölümün başlarında gayet geniş, ferah, akstan uzak karşılıklı açılara bakarken, bu karşılıklı açılara da biz amors diyoruz. Karşılıklı açılara bakarken bölüm ilerledikçe ve hastamız kendi sorununu fark etmeye başladıkça kameramızın eksene yaklaştığını görüyorsunuz. Burada gerilim de artıyor, açılar da bir miktar daralmaya başlıyor ve biz hastamızın aslında sorunu çözmeye başladığını anlamaya başlıyoruz. Ve tam da ne yapması gerektiğini ve esas sorununu anladığı anda aksı kırıyoruz. Yani başta solda olan psikolog artık ekranın sağında. Neden? Neden? Çünkü ortada çok büyük bir değişiklik var. Çözülmüş bir sorun var. Veya başka örneklere bakarsak aniden değişen bir durum söz konusu, bir tehdit çıkabilir. Burada seyirciyi uyandırmak, bir şeylerin ters gittiğini ya da bir şeylerin değiştiğini anlatmak için aksı gerekli yerlerde kırabiliriz. Bu da kuralları doğru uyguladığımız zaman kuralları doğru şekilde de bozabileceğimizi gösteriyor ve aksın çok iyi kullanımına bir örnek teşkil etmiş oluyor. Bir sinema ödülü bölümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmenizi, takip etmenizi ve en önemlisi de paylaşmanızı istiyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Buralara bir yerlere bir sürü logolar koyuyorum. Ben bile kaybettim artık. Onlara tıklayarak veya aşağıdaki kaydol mu diyor? Subscribe diyor bende ama tuşuna basarak da kanala kaydolabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum, paylaşımlarınızı bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eylem Planı'ndan bu haftalık bu kadar.